Partimizin Suriye politikasını bu kürsüden defalarca açıkladık. Tabii bu vesileyle birkaç önemli hususa değinmek istiyoruz. Bunlardan bir tanesi ABD ile Rusya'nın Suriye konusundaki esasen kamuoyuna gösterdikleri gibi bir çatışma içerisinde olmadıklarını, perde arkasından birbiriyle pekala anlaştıklarını ve Suriye dosyasını yönettiklerini belirtmek isteriz. Astana süreci, Soçi, Cenevre bunların hepsi Suriye'deki savaşı önlemeye yetmedi. İç savaş olanca hızıyla devam ediyor. Esasen bir çözüm olabilirdi. Mesela Tacikistan'da iç savaş olduğunda Tacikistan şu andaki Cumhurbaşkanı İmamoğlu Rahman bütün savaşan tarafları yenmiş ve ülkede birliği sağlamış, anayasayı yapmış, şu andaki düzeni kurmuştu. Ama şu anda Suriye'de böyle bir şey olmuyor. Esad ne yenmiş tam manada ne de yenilmiştir. Diğer taraftan Bosna Hersek örneği var biliyorsunuz. Orada da uluslararası toplumun bir anlaşmayı getirip dayattığını ve orada uluslararası toplumun esasen bir manda sisteminin ve bir anlaşması sonucu Bosna Hersek'te savaşın sonlandırıldığını biliyoruz. Suriye savaşında askeri çözüm olmayacağını bilmemiz lazım. Ne olursa olsun Suriye'de askeri bir çözüm olmuyor. Çünkü artık uluslararası güçler buraya konuşlanmış durumda. Rusya'nın ciddi manada kuvvet kaydırdığını biliyoruz. Üsler elde edilmiş, bu kadar burayı, bu bölgeyi bu kadar taşeronlaştırmış. Diğer taraftan ABD'nin de hiç bu zamana kadar olmadığı kadar Suriye'ye yerleştiğini bilmemiz lazım. Artık Suriye'deki halklar istese bile kolay kolay çözüm olmuyor. Bizim yapmamız gereken siyasi süreci hızlandırmak. Siyasi süreç nasıl hızlandırılabilir? Yani Astana'daki, Soçi'deki görüşmeler elbette olayın bir noktada katkı sağladı. Ama sonuca gidecek yolda ciddi manada bir merhale teşkil etmiyor. Diğer taraftan Cenevre görüşmeleri de tıkanmış durumda. Ne yapmak lazım? Yapılması gereken şey şu. Her şeyden önce gerek Afrin operasyonu, gerek diğer risk ve tehditler ne zaman giderilebilir? Ne zaman ki Suriye'de siyasi bir çözüm sağlanabilir, o zaman giderilebilir. Elbette Suriye'nin geleceğine Suriye halkı karar verecektir deniyor. Ama esasen Suriye halkının karar vermeyeceğini de kabul etmemiz lazım. Çünkü uluslararası toplum Suriye'yi şu anda resmen manda yönetimine almış ve iradesini gasp etmiştir. Böyle bir durumda bizim bir komşu olarak geçmişe dönük hatalardan sıyrılarak, ön yargılardan kurtularak ve esasen gerçekle yüzleşerek bir yol bulmamız lazım. O yolunda bir şekilde yeni diyalog kanalları açmak suretiyle sağlanabileceğini belirtiyor. Hepinize saygılar sunuyorum.